Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Galaxy A71'in oyun performansı testiyle karşınızdayız. Ne yapacağız bu testte? Dilerseniz kısaca bundan bir bahsedelim önce. Birkaç tane oyun indirdik arkadaşlar telefonumuza ve bu oyunlar arasında mobil cihazları en çok zorlayan PUBG Mobile de bulunuyor. Biliyorsunuz PUBG Mobile gerek oyun tarzı gerekse de oyun grafikleri açısından mobil telefonları en çok zorlayan oyunlardan birisi. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bir telefon PUBG Mobile rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde oynatıyorsa o telefonun kaldırmayacağı herhangi bir oyun yoktur. Lakin günün sonunda baktığınızda oyunu kaldırması yetmiyor telefonun. Ne lazım? Güzel bir şekilde sizi rahat bir şekilde oynatması lazım. Ne demek bu? Fazla ısınmaması lazım arkadaşlar. Çünkü telefonda ısınmaya başladıktan sonra ister istemez oyun konforunuz bozuluyor ve oyundan da soğuyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bazı telefonlarda, bakın hepsinde demiyorum, bazı telefonlarda ısınma baş gösterdikten sonra oyunun akıcılığında zedelenmeler oluyor. Ne demek? Bu zedelenmeler oyunda donmalara neden oluyor arkadaşlar. Donma neticesinde de adamın biri sizi geliyor vuruyor. Adamla göz gözesiniz oyunda. Sen daha önce ateş ediyorsun ama baktın ki vurulmuşsun. Neden? Çünkü senin telefonun donuyor, takılıyor, lag yapıyor. Bakalım A71'de bu tarz sorunlar var mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Telefonun oyuna başlamadan önce bir sıcaklığını ölçeceğiz arkadaşlar. Daha sonra bir yarım saat bu telefonla biz oyun oynayacağız. Yarım saatlik sürenin sonunda tekrardan ölçeceğiz telefonun sıcaklığını çeşitli yerlerde. Ne kadar ısı artışı var bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Ayrıca şu anda telefonumuzun bataryası da %100 dolu durumda. Bu yarım saatlik oyun performansının bataryayı ne kadar eksilttiğini de sizlerle paylaşmış olacağız. Yalnız oyun detaylarına geçmeden önce Galaxy A71'in teknik özelliklerini size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu telefonda arkadaşlar Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 730 Yonga seti bulunuyor. Sistemini 8 GB'lık bir RAM ile destekliyor bu telefon. Yani baktığımız zaman gerek Yonga seti gerekse de RAM tarafında herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Eğer Samsung telefonun soğutma sistemini yani mimarisini de güzel ayarladıysa muazzam bir oyun deneyimi sunması gerekiyor. En azından kağıt üzerindeki rakamlar, kağıt üzerindeki tablo bize bunu gösteriyor. Bu telefonda 4500 mAh'lik bir batarya var ki bu bataryanın normalin üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 25 Watt'a kadar da hızlı şarj desteği sunuyor. Dolayısıyla telefonunuzu şarja taktıktan yarım saat sonra şarjınızın %60-70 oranında dolduğunu görebiliyorsunuz. Tam şarja ulaşma süresi ise 1,5 saati buluyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizlerle birlikte oyun testimize başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefonumuzun şarjı %100, bunu size göstermiş olalım. Şöyle oyunumuza giriş yapalım. Açalım oyunumuzu. Tamam. İzin ver. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna giriyoruz. Bakalım oyundaki ayarlarımız ne derece, bunu göstereceğiz size. Daha sonra biz yarım saatlik bir oyun deneyimi yaşayacağız ve sonrasında sıcaklık değerlerimizi ölçeceğiz. Bu arada oyunumuza başlamadan da sıcaklıklarımızı ölçelim, size de gösterelim arkadaşlar. Evet, şu anda telefonumuz genel itibariyle 30 derecelerde. Evet, 30 derece diyebiliriz ortalama olarak. Şimdi oyuna girdikten sonra bir yarım saat sonra bakalım bize nasıl bir sıcaklık değeri gösterecek. HD, grafikler yüksekte, stil, gerçekçi diyelim, biraz daha zorlayalım. Düzgünleştirme, tamam, bunu da etkinleştirelim arkadaşlar. Madem telefonu zorlayacağız. Onun haricinde bakıyorum. Grafikleri otomatik ayarla. Yok, otomatik ayarlaması. Biz zaten ayarladık. Hatta bunu da HDR yapalım. O yakında kullanacakmış. Ultra HD bu da pek yakında. O da olmuyor. Tamam, o zaman şu anda her şey genel itibariyle yüksek modda ayarlanmış oldu. Kapatalım şurayı. Uçağa bak. Evet, grafikler güzel. Kötü değil. Gördüğünüz üzere ve oyun gayet akıcı arkadaşlar. Herhangi bir donma kasma söz konusu da değil. Bunu da net bir şekilde görüyoruz.
atlayalım bakalım. Şöyle bir atlayış yapmış olalım. Birazdan yere indiğimde kapatacağım arkadaşlar oyunu. Ve yarım saat sonra tekrardan karşınızda olacağız. Aşağı ineyim, biraz grafikleri falan göstereceğim size. Orada da hani takılma kasma donma olmadığını görelim. Sonrasında oyunu kapatacağız. Evet, açtık paraşütümüzü, iniyoruz. Direkt şöyle aşağıya doğru. Çakılacakmışız gibi biriz. Evet, sağ salim indik. Hemen şu eve doğru koşalım. Hemen alalım yerlerden. Şurada bir silah mı var? Yok, sırt çantası. Al sırt çantasında. Aldım onu. Tamam, gerek yok. Burada silah yok. Silah bulalım da. Levye, şarjör. Bomba. Allah Allah. Üst katta vardır herhalde. Evet arkadaşlar, oyun gördüğünüz gibi gayet akıcı. Evet, şurada bir silah bulduk sonunda. Birkaç ateş edelim. Tık tık tık. Evet, şimdi dilerseniz kaydı sonlandıralım ve yarım saat sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim sizlere. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak yarım saatlik bir oyun deneyimi yaşadık ve tekrardan karşınızdayız. Önce telefonumuzun bataryasına bir bakalım, ne kadar azalmış bataryamız, onu gözlemleyelim. Daha sonrasında ise evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım saatte, yaklaşık olarak yarım saatte daha doğrusu %97 yemiş, yani %3'lük bir şarj kaybı yaşamışız. Şimdi sıcaklığına da bakalım telefonumuzun. Bakalım bu oyun deneyimin boyunca ne kadar ısınmış telefonumuz, onu da gözlemleyelim şöyle bakalım. Evet, 35 derecelere kadar çıkmış. Yani şu sıcak olan bölge arkadaşlar 35 derece yaklaşık olarak. Şuraya baktığımızda ise alt kısımların daha serin olduğunu görüyoruz. Yani 32 derecelere kadar iniyor alt kısımlar ama üst kısımlar dediğimiz gibi 35 derece. Arka tarafa bir bakalım. Evet, buralarda 35 derece. Ya şu kısımda zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere işlemci falan, soğutma sistemi burada. Şurada batarya bulunuyor. Bataryanın bulunduğu kısım tabii ki daha serin. Evet, kısacası A71'in oyun performansı bu şekilde, gayet başarılı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Galaxy A71'in oyun performansını test ettik ve sonuçlarını da hep birlikte gördük. Genel itibariyle baktığımızda aslında çok da kötü olmayan sonuçlarla karşı karşıyayız. Yani ısınma öyle aman aman bir ısınma söz konusu olmadı. Zaten Qualcomm Yonga setlerinde öyle çok fazla ısınma, yıpranma söz konusu olmuyor. Burada eğer kullanılan MediaTek Yonga seti olsaydı belki karşımıza çıkan tablo biraz daha değişik olabilirdi. Lakin A71'in gördüğünüz üzere PUBG gibi en üst seviyelerde sistem gereksinimi isteyen oyunlarda dahi gayet başarılı bir şekilde çalıştığını gördük. Kısacası eğer bu telefonu satın almak isterseniz oyun tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Bu arada fiyatını da söyleyelim sizlere arkadaşlar. Bu telefon hali hazırda ülkemizde 3600 Türk Lirası civarında satılıyor. Yani benim internette gördüğüm en düşük fiyat buydu. Gerçi İstanbul Bilişim'de 3300 lira gibi bir fiyat da yazmışlar ama biz orayı okurlarımıza önermiyoruz. Çünkü orada sıkıntı yaşayanlar çok fazla. Dolayısıyla İstanbul Bilişim'den 300 lira eksik alacağım diye paranızı almaya çabalamayın sonra da. Yani internete baktığımızda en ucuz fiyat 3600 lira arkadaşlar. Tabii bu videoyu biz çekiyoruz. 2 gün sonra biz daha videoyu montajlayamadan zam gelir, bir şey olur. Onu da bilemeyiz artık. Malum ülkemizde biraz akıllı telefon, daha doğrusu teknoloji ürünleri daha hızlı zamlanıyor. Dileriz ilerleyen dönemde daha fazla böyle telefon fiyatları falan artmaz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.